Ay en azından bir yarım saat sırt üstü yatacağım. Ayaklarımı da dikeceğim havaya. Ancak kendime gelirim. Ne gündü? Öldük öldük. O çocukların sesleri hala kulaklarımda. Hoş geldiniz. Ne bu surat? Savaştan çıkmış gibi. Bittik yorgunluktan. Ver bana ver, ben atarım. Yok yok, ben atarım. Ver sen ver, ben atayım. Ayaklarım ayrı sızlıyor, beynim ayrı zonkluyor. Sen ne yaptın bakalım? Çok konuştular, başımı şişirdiler. Allah'ım, kıyamam sana. Gel. Kerim gelmedi mi? Yok yok, gelmedi. Evde herhalde. Aşka geldi. Mayıs'tan önce kesin evi hazırlayacaksın lan bu hafta sonuna falan. Bak gör. Söyleyeyim de bıraksın gelsin artık. Efendim Fatma Gül. Kerim hala evde misin? Değilim. Neredesin peki? Emre ile beraber dışarıdayız. Dünden beri laflıyoruz. Ondan bundan konuşuyoruz. İçki mi içiyorsunuz? Hı hı. İyi, afiyet olsun. Öğleden sonra hiç uğramadın mı eve? Gitmedim. İyi tamam, Emre'ye selam söyle. Söylerim. Neredeymiş? Emre'yleymiş. Asma suratını canım, Allah Allah. Arada arkadaşları olacak tabii. Bugün Gül mutfağına geldiğinde biraz keyifsizdi de o yüzden endişelendim. Neden? Bilmem. Ya o çocuk da gergin tabii. Büyük sorumluluk aldı başına. Yani bugüne kadar hep beraber yaşadık, şimdi yalnız yaşayacaksınız. Kara kara düşünüyor olabilir. Hani biz ne yapıyoruz falan diye. Saçma. Hiç de değil. Olur öyle evlenmeden önce vallahi. İnsanın kafasına birdenbire dank eder. Öyle oluyormuş yani. Ama sen takma kafanı, boş ver. O içer, konuşur, rahatlar falan. Sen de bir şey söyleme ama. Hani ne oldu falan diye. Gitme üstüne ya. Hadi gel, giyinelim senle.